Biliriz dostum kaybetmenin ne demek olduğunu. Çünkü çok maça çıktık. Kimimiz sokak aralarında, kimimiz halı sahalarda, kimimiz çim sahada. Çok mücadele verdik hak ettiğimiz yerlere gelmek için. Kaç ayakkabı eskittik, kaçını parçaladık kaybettiğimiz halde. Yağmurlu zeminde de oynadık, çamurlu zeminde de. Kaçını kaybetmedik ki. Üzüldük mü? Belki evet ama biz vazgeçmedik kardeşim. Kaybetmeyi kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Boşuna o kadar ter dökmedik kardeşim. Kimisi kolumuzdan tutup eve sokmaya çalıştı. Kimisi oynamamıza bile izin vermedi. Ama biz vazgeçmedik. Geçmeyeceğiz de çünkü bizlerin bir hayali var. Kimisi bizden iyi olduğunu düşündü diye bizden iyi mi oldu? Hayır kardeşim. Bizden iyi olduğunu anladığımızda bile biz vazgeçmedik. Mücadele verdiğimiz bir takımımız vardı. Kimsenin bize oynatmaya bile izin vermediği bir mahalle ve o mahallede olan dostlarımız için vazgeçmedik. Bazen en yakın dostumuz bile bizim yanımızda olmadı. Ama vazgeçmedik o maçı yapmaktan. Kuru soğukta, karlı havada, fırtına gibi yağan yağmurda biz vazgeçmedik. Geleceğimizden bir söz verdik ailemize. Onlar için vazgeçmedik. Vazgeçmedik çünkü yırttığımız ayakkabıların bir sebebi var. Her şeyi geçtim arkadaş, bizim kendimize verdiğimiz bir söz var. Herkes elinde olanla yetinecek, eyvallah. Ama bizim iş ayağımızda, hani yetinmekle alakası yok bunun, biz hep çabalayacağız. Gerekirse o yağmurda bir hafta, bir ay, bir yıl sürse bile koşacağız. Çünkü istediğimiz yere gelene kadar kabullenmeyeceğiz. Ben o sonunda herkesin vay be başarmış diyeceği çocuğu şimdiden görüyorum. O kramponun iplerini her bağladığında başarıya bir adım daha atıyorsun. Şimdi düşün kardeşim, bu emeği, teri kaybetmek uğruna mı verdik? Hayır, kaybedebileceğimizi bildiğimiz halde savaşmaya karar verdik. Çünkü biz en başında kazandık, cesaretimizle. He tamam, bana buradan konuşmak kolay diyebilirsin. Ama bu hayatta bir hedef uğruna emek veren herkes bunu bir gün başarır. Belki seneler sonra bu videoyu izlerken başarmış biri olarak izleyeceksin. Sakın unutma, yetenek önemli ama çalışmak seni zirveye taşır.